Selamlar videoma. Hoş geldiniz. Ayşe miskinliğimi size atayım. Böyle sıcacık suyun içinden çıkasım zor geldi. Erkenden uyandım. Uyandıktan sonra biraz pinekledim. Dur dedim birazcık daha yatayım. Çok karanlık hava. Azıcık daha yattım. Uyumuş kalmışım. Neyse böyle bir yaklaşık 40 dakika kadar daha uyumuşum. Tekrar uyandım işte. Aa dedim uyanamayacağım herhalde. Kendime gelemeyeceğim. Kalk bir duş alayım yine. Bir duşumu aldım. Bir kahvaltı yaptılar bizimkiler. Saçım da kalkıyor, ona bakıyorum. O kadar dağınık bir mutfak beni bekliyor ki. Önce bugün haliyle mutfaktan başlayacağım. Çocukların odalarını toparladım. Süpürgesi yapılmadı. Öyle süpürge yapılacak duruyor. Ama şurayı bir toparlamam lazım ki böyle şey geçireceğim. Cinnet geçireceğim. Kahvaltı bulaşıkları var. Bulaşık makinesi boşalacak. Şurada bir iki parça elimde yıkadığım gece bulaşık var. Onlar duruyor. Burada ocağın üzerinde tencere boşalacak dedim. Sabah boşaltırım diye bırakmıştım. El ızgarası yıkanacak. Oo, yani hem el hem makineye atılacak bir sürü şeyim var. Onları bir hızlıca da toparlayayım. Masanın üzerinde de kahvaltı kırıntılarımızdan var. Onlar silinecek. Onu en son yaparım artık. Ne yapalım? İşimize başlayalım.
tamamdır. Bunu da balkondaki dolabıma götüreceğim. Tencereme şimdi 3,5 su bardağı süt koydum. 2 yemek kaşığı nişasta koyacağım. Yemek kaşığı yemi koyacağım. Aslında 7 de 6,5 koydum ben. Bir. Altı, yedi, sekiz, dokuz kaşık da şeker. Şimdi güzel bunları bir muhallebi haline getirelim. Nişastayı içinde açalım. Küçük ocakta yapacağım ben. Yavaş pişsin ki irmikler güzel pişsin. Ötekinde hemencik böyle kıvam alır yüksek ateşte, o yüzden de küçük ocağımda pişireceğim. Biraz daha geç pişecek haliyle. O zaman sizinle pişince görüşürüz. Bakın ne güzel oldu. İçine şimdi bir parça margarin, bir pakette vanilin ilave ettim. Artık altını söndüreceğim. Kalıbımı ıslattım. Önce tart kalıbımı ıslatmıştım. Sonra vazgeçtim. Kek kalıbımı ıslattım. Kek kalıbımın içine dökeceğim. Soğumaya bırakacağım. Kalıbı tatlıyı koydum, onu da balkona koydum, orada soğusun. Ben de o arada tencereyi falan yıkadım. Şimdi tencereme yine 1,5 su bardağı süt aldım, 2 yemek kaşığı şeker ilavesi, yarım yemek kaşığı nişasta, 2,5 yemek kaşığı da kakao ilave ettim. Şimdi güzel bunu puding kıvamına getireceğim. Hazır satılan pudinglerden bir tık daha kalın olmasını istiyorum. Öyle bir kıvam yapalım bakalım. Kakaolu muhallebimi de beyaz muhallebinin üzerine döktüm. Altı biraz kek kalıbı, şu anda çok sıcak oldu. Biraz soğusun, ondan sonra akşama kadar buzlukta rahat rahat buzdolabında bekleyebilir bu arkadaş. Ta ki mideye inme vakti gelinceye kadar. Pratik tatlımız hemen oluverdi. Şöyle 2 dakika markete kadar gittim, geldim. Yine her zamanki gibi yoğurt aldım. Yoğurt dayanmıyor. Neden dayanmıyor ben de bilmiyorum. Şöyle beyaz peynir aldım. Ekmek arası kızım domates peynir yemeyi seviyor. Domatesi her ne kadar sevmese de bir tek o şekilde sevebiliyor yani. Bazen o erken kalkıyor, çok erken kalkıyor. O zamanlar öyle ekmek arası beyaz peynir seviyor. Onun için aldım. Şöyle lavaş aldım. Kepekli galeta aldım. Bir tane kaşar aldım. Bir paket yine yedek dursun diye süt aldım. Ya dün mü boşaltmıştım? Önceki gün mü boşaltmıştım? Küp şekerimi, bir tane daha yedeğim vardı ama bir tane daha aldım. Şöyle Torco'nun bir çikolatasını aldım. Şu çubuk kreker midir? Nedir bunları? Seviyoruz. Öyle duruyor onlar. Gene gidip yiyoruz akşamları bazen acıkınca. Şöyle bir Türk kahvesi, bunu da yedek paket öyle atayım diye aldım. Bir tane tavuk döner. Şunu da normalde BİM'in A101'in lorlarını denemiştim. Çökeleklerini denemiştim. Hiç güzel değildi ama bunu görmemiştim. Bunu deneyeyim diye aldım. Yani şöyle bir minnoş eksik alışverişi yaptım. Geldim. İçinde hani şöyle kaydeder pek bir şey var mı? Yok. Yani amacım neydi? Bir amacım da yoktu. Gittim. Can sıkıntısı. Aldım. Geldim aklıma düşenleri. Birkaç saattir elime telefonumu almadım.
videomu da çekmedim. O arada biz yemeğimizi yedik, dışarıdan hazır söylemiştik. O yüzden de çekmedim onu da. Yani bir akşam yemeği hazırlığı yapmadım. Sadece evde ayran yaptım. Ve şimdi tatlım bayağı bir soğumuş. Ve tatlımı sağ salim kalıptan çıkarttım. Şöyle durun göstereyim size. Böyle tatlım da hazır. Şimdi çayımız demlendi. Eşim çay içiyor. Ben de bir bardak çay içeyim. Ve sonra tatlımızı keseriz. Şöyle iki renkli altı çikolatalı. Yani daha doğrusu kakaolu. O bitter çikolatam ya da normal çikolatam olsaydı onun içine koyardım. Bak o aklıma gelmedi. Neyse markete de zaten tatlıyı yaptıktan sonra gitmiştim. Evde çilek sosum vardı. Çilek sosundan şöyle üzerine döküverdim. Bizimkiler bu tarz tatlıları seviyorlar. Onlara uygun bir tatlı ve çok kolay, çok kolay, gerçekten çok kolay. Bir de herkesin evinde olabilecek en az malzemeyle yapılan tatlılardan biri oldu bu da. Zaten çok bilmeyen de yok ama ölçülerim çok güzel denk geliyor benim. Tatlı konusunda iyiyimdir. Her ne kadar hamur açamıyor olsam da tatlılarım fena değil. Neyse ben bir bardak çay içeyim şimdi. Ve tatlımın dokusunu göstereyim şöyle size. Gayet güzel, kalınlığı da iyi. Tart kalıbı mı yapsam, kek kalıbı mı derken kendimize böyle kek kalıbında daha uygun gördüm. Şimdi bunlardan 2-3 tane daha hazırlayayım ve servis yapayım. Ve artık benim için ne zamanı? Veda zamanı tabii ki. Müsaadenizle videomu kapatıyorum. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.